Çok teşekkür ederim. Sevgili seyirciler, yeni nesil yayıncılığına adresi 360 ekranlarına hoş geldiniz efendim. Ailenizin yarışması Ben Bilirim'in yepyeni bölümüyle karşınızdayız. Ben Alper Ateş. Yine stüdyomuzda 4 yarışmacımız hazır. Her akşam olduğu gibi önce başvuru videoları, arkasından da misafirlerimizle buluşuyoruz. Herkese merhaba, ismim Çakır. 36 yaşındayım. İstanbul'da ikamet ediyorum. Evliyim, henüz 2 aylık olan bir çocuk sahibiyim. Çağnatan'ın babasıyım. Enstrüman çalmayı çok seviyorum. Kitap okumayı çok seviyorum. Yeni yerler gezmeye ve keşfetmeye bayılıyorum. Şimdilik bu kadar diyebildim. Umarım keyifli bir yarışma olur. Teşekkür ederim. Merhaba, Murat Küçük. 1985 Artvin doğumluyum. Matematik öğretmeniyim. 13 yıldır görev yapıyorum devlet kurumunda. Daha önce de böyle bir deneyimim oldu bu tarz bir kelime oyununda. Yine kendimi göstermek, başarılı olabileceğimi göstermek istiyorum. Diğer arkadaşlara da başarılar diliyorum. Şu an Özçelik, 30 yaşındayım. İstanbul'da yaşıyorum. Özel bir firmada mühendislik yapıyorum. Hobilerim arasında atlar, at binmek, spor yapmak var. İyi günler. Benim adım Yaren Seçer. Yarışmaya İstanbul'dan başvuruda bulundum. Her akşam yarışmanızı izliyorum. Çok keyif alıyorum bu yarışmayı izlemekten. Annemle beraber soruları yanıtlamaya çalışmaktan. Büyük bir haz duyuyoruz. Yeni yeni bilgiler öğreniyoruz. Çalışıyorum. Özel bir finans kuruluşundayım. Yaptığım işler daha çok çalıştığım kuruluşun operasyonel işlemleri. Herkese selamlarımı ve sevgilerimi iletiyorum. Çok teşekkürler tekrar. Sevgili seyirciler, yarışmacılarımızın enerjik, heyecanlı, keyifli başvuru videolarını izledik. Şimdi onları stüdyomuzda tanıma, onlarla buluşma zamanı. Ben Bilirim Stüdyosu'na hoş geldiniz. İki hanımefendi, iki beyefendi var bu akşam. Bir numaralı masamızda başvuru videosunu en son izlediğimiz isim Yaren Hanım. İki numaralı masamızda Büşra Hanım. Üç numaralı masamızda Umut Bey. Ve dört numarada da Murat Bey ile yarışacağız bu akşam. Tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bugün tabii ön sohbeti hemen stüdyomuzun yanında yaptık. Herhalde o biraz heyecanı azaltmıştır. Masalara geçince nasıl durum? Rahat mısınız? Ya. Biraz daha. Biraz daha rahatsınız. Birazdan tanışıp sorulara geçtiğimizde eminim daha da rahat olacağız. Bir kez daha hoş geldiniz Yaren Hanım. Hoş bulduk. Tanıtım videosunda da belirttiğim gibi İstanbul'dan katılıyorum. Bir finans kuruluşunda çalışıyorum, özel sektördeyim. Yarışmacı arkadaşlara başarılar diliyorum ve umarım hep beraber eğlenceli bir yarışma geçiririz. Şüphesiz, çünkü çok pozitif bir ekip var. Hem siz hem de rakipleriniz öylesiniz. Güzel geçecektir. Var mı favoriniz ekipte? Benim Murat Bey. Böyle tartışmasız diye. Favorim. Gizli ama Umut Bey de belki bir sürpriz yapabilir diye düşünüyorum. Büşra Hanım? Büşra Hanım'ı da çok heyecanlı olmazsa çok başarılı olacağını düşünüyorum. Evet. Yani çok heyecan yapmazsa çok başarılı olacak inşallah. Yaren Hanım'dan bir analiz dinledik yarış öncesi. Bakalım nasıl bir yarış olacak. Başarılar diliyorum Yaren Hanım. Bu arada hiç biz öncesinde konuşmamıştık. Annenizle birlikte izliyormuşsunuz. Evet, şimdi her akşam. Onu videoyu izleyince duydum. Annenize de saygılar efendim. İsmi neydi annenizin? Nihal. Sizi çok seviyor. Çok selamlarını çok söyledi. Nihal Hanım'a da saygılar. Ben Bilirim'i sürekli takip ediyormuş. Saygılarımı sunarız efendim. Ve iki numaralı yarışmacımız Büşra Hanım'a dönüyoruz. Büşra Hanım atla birlikte başvurusunu yapmış. Bir yandan arkadan at geliyor mu? Hani o baskı da vardı herhalde. Aslında sanki ben çekiyorum orada. Sonradan bıraktım video için. Yani biraz değişik bir video olsun dedim. Güzel ama bir video yani olmuş. Yani olduğunu bilmiyorum. Çok güzel olmuş. Elinize sağlık. Teşekkür ederim. Neler yapıyorsunuz Büşra Hanım? Neler yapıyorum? Özel bir firmada mühendislik yapıyorum. Yapı malzemeleri üretiyoruz. Mozaik üretiyoruz. Bunun dışında işte hobilerim arasında atlar var. Mümkün olduğunca öğrenmeye, yani ilerletmeye çalışıyorum kendimi. Filmler, müzikler, kitaplar. Sizin yarışmanızı çok severek izliyoruz ailecek bizde. Teşekkür ederiz. Zaten bizdeki neredeyse bütün kategorileri saydınız. Filmler, müzikler, evet, kitaplar. Evet, ama şimdi böyle dedim ama neyse. Yok evet. Mutlaka heyecan da etkiliyordur diyerek aynen. Ben de toparlayayım. Ama inşallah güzel geçer. Başarılar i̇nşallah. Diliyorum. Siz nasıl buldunuz rakipleri? Hepsi çok şeker gibi insanlar. Benim de favorim şu an Murat Bey. Biraz daha deneyimli ama gönlümün birincisi Yaren Hanım. Peki başarılar Büşra Hanım size de. Ve efendim 3 numaraya Umut Bey'e geçiyoruz. Hanımlar tarafıyla tanıştık. Beyler tarafına dönüyoruz. Hoş geldiniz Hoş Umut Bey. Hoş bulduk. Çok sağ olun. Teşekkürler.
Tanıyabilir miyiz Umut Bey sizi? Tabii. İstanbul'dan katılıyorum ben işime. Özel bir şirkette idari işler yöneticisi olarak çalışıyorum. Bunun dışında yeni doğan bir bebeğim var. Allah bağışlasın. Çok sağ olun. Adı Çağan Ata. Onunla beraber hayatımız yeniden şekillenmeye başladı. Güzel, heyecanlı bir dönemi atlatıyoruz. Tüm bunların dışında da işte sosyal hayatta hobi olarak sevdiğim spor, müzik, motosiklet, enstrüman gibi tutkuları devam ettirmeye çalışıyorum. Basketbolda aktif basketbolda şekilde. Evet, aynen. Geçmişimde de vardı basketbolculuk. Şimdi işte artık biraz daha yaşlandık ama işte yine amatör seviyedeki liglerde arkadaşlarımızla beraber devam ettirmeye çalışıyoruz elimizden geldiğince. Rakipleri az önce ön sohbet kısmında evet. Umut Bey'in sesini oyuncu Mert Fırat'a benzettiler. Evet, ve epey de benzettiniz herhalde yani. Evet. Hatta Mert Fırat'la ilgili tüm son dakika, son gelişmeleri de internetten taraya taraya aktardılar. Aynen. Nedir? Bugün ne yapmış, dün ne yapmış şeklinde. Umut Bey'e de başarılar diliyoruz efendim. Ben bilirim de. Çok sağ olun. Ve 4 numara hedefteki isim Murat Bey. Hoş geldiniz Murat Bey. Hoş bulduk, sağ olun. 1985 Artvin doğumluyum. Artvin'de öğretmen lisesini okuduktan sonra İstanbul Üniversitesi'nde matematik öğretmenliğini bitirdim. 2007 yılında mezun olduktan sonra bir 4 yıl Ağrı'da çalıştım. 9 yıldır da İstanbul'da. Şu an Bahçeli Evler'de bir ortaokulda görev yapıyorum. Tanıtım videosunda da olduğu gibi her şey öğretmenlik. Orada da çocuk sesleri geliyor arkada. Pınar Hocam var, Fenbix öğretmenidir kendisi. İşte dedim hadi boş bir sınıfa geçelim hemen. O video biraz alelacele oldu yani. Orada öyle görünüyor. Hani hepsi beni söyledi ama bence İçlerinde gizli böyle çıkabilecek insanlar var gizli diye favoriler var. Evet. Başarılar diliyorum arkadaşlar. Güzel geçecektir. Evet. Çok hızlı kaynaşan. Evet, çok hızlı kaynaşan bir ekip oldu. Eğlenceli bir ekip oldu. Umarım güzel geçer. Murat Bey'e de başarılar Teşekkürler, diliyorum. Teşekkürler, sağ olun. Efendim, 4 yarışmacımızı tanıdık. Artık sorularımıza başlama vakti. İlk sorumuzu Yarin Hanım seçecek. Buyursunlar. İlk turun harf tablosu. Ben yeğenimin baş harfiyle başlamak istiyorum. Doruk'un D'si. Doruk'un D'si. 40 puan değerinde. Açılış sorumuzun kategorisi din kültürüymüş efendim. Geliyor. İslam inancına göre Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başladığı ve Ramazan ayı içinde yer alan zaman dilimidir. Nokta nokta gecesi. Süremiz Kadir. Başladı. Kadir. Kadir gecesi. Süremiz başlamadı. Daha hızlı geldi Yarın Hanım'dan cevap. Doğru mu? Görelim. Kutlarız. Yarın Hanım Kadir Gecesi ile açılışı yaptı. Darısı diğer yarışmacılarımızın başına. Şimdi Büşra Hanım seçecek. Buyursunlar. Kardeşimin adı Buğra'nın B'si. Buğra'nın B'si. Sorumuzun kategorisi oyuncular olacak Büşra Hanım. Geliyor. Birçok Yeşilçam jönüyle birlikte rol almış Küçük Hanımefendi lakaplı oyuncudur. Nokta nokta Doruk. Süremiz başladı. Belgin Doruk. Belgin Doruk. Görelim. Kutlarız. Hanımlar 2'de 2 yaptı. Darısı beylerin başına. Buyursunlar, Umut Bey seçiyor ilk sorusunu. Ben de oğlumun adından ilerleyeyim o zaman. Çağan'ın Ç'si. Çağan'ın Ç'si. 70 puanımız varmış. Kategorisi genel kültür olacak. Geliyor. Patika olarak da bilinen, engebeli yerlerde tekerlekli araç işlemeyen dar geçiş alanlarına verilen isimdir. Süremiz başladı. Gelmedi. Buyurun Büşra Hanım. Keçi yolu. Keçi yolu. Doğru mu? Görelim. Tebrikler. Murat Bey ilk sorusunu alıyor. Fatsa'nın F'si olsun. Harflerimiz gelecek. Fatsa'nın F'si dedik. 70 puan değerinde. Sorumuzun kategorisi futbol olacak Murat Bey. Nasıldır aranız futbolla? Yani çok abartılı iyi değil ama fena değil. Fena değil. Evet. Bakalım ne çıkıyor karşımıza. Buyursunlar. Futbolda profesyonellik yolunda ilerleyen genç sporculardan oluşan ekibe verilen addır. Süremiz başladı. Paf. Paf takım. Paf takım. Görelim. Tebrikler.
Güzel. Murat Bey de açılışını yaptı. Yaren Hanım'a dönüyoruz yeni soru için. Yumuşak G. Yumuşak G 50 puan değerinde, kategorisi mecaz olacak Yaren Hanım. Ekranda sorumuz. Mecazen bunaltmak anlamındaki bir sözcüktür. Süremiz başladı. Boğmak. Boğmak. Görelim. Tebrikler. Büşra Hanım'dayız. Yeni sorumuz için harfler geliyor. Önder'in Ö'sü. Önder'in Ö'sü 60 puan değerinde, anlam bilgisi kategorisinden alacağız bu kez sorumuzu. Bir işi yapmayı hiçbir yükümlülüğü yokken isteyerek üstlenen kişidir. Süremiz başladı. Gönüllü. Gönüllü. Görelim. Tebrikler. Umut Bey'deyiz. Giresun. G. Giresun'un G'si 60 puan değerinde. Umut Bey, bu kez kategorimiz kimya olacak. Sizin için ekranda. Hayvansal ve bitkisel atıkların ayrışması sonucu ortaya çıkan yenilenebilir bir tür enerjidir. Süremiz başladı. Gelmedi. Buyurun Yaren Hanım. Tahmin ediyorum. Buyurun. Sera gaz. Efendim? Sera gaz. Sera gaz. Doğru mu? Görelim. Aradığımız sera gaz değilmiş. Hayvansal ve bitkisel atıkların ayrışması sonucu ortaya çıkan yenilenebilir bir tür enerji. Kutularımızdan bir tanesini açalım. 50 puanımız var. Bir kutu daha. 40 puanımız var. Kimden gelecek? Buyurun Umut Bey. Yani sadece bir tahmin, biyogaz. Biyogaz. Gelir mi Umut Bey? Gelir bence. Bilmiyorum. Murat Bey arkanızda vallahi. Destekliyorum. Destekliyor. Biyogaz. Gelir. Görelim. Tebrikler. Böylece Umut Bey de kendi sorusundan puan aldı. Tebrik ederiz bir kez daha. Puan tablosuna dilerseniz bakalım. Şu ana kadar hiç bakmamıştık efendim. 180 puan toplamış Büşra Hanım. 90 puan Yaren Hanım. 70 puan Murat Bey. 40 puanla da Umut Bey açılışı yaptı. Soru seçme sırası şimdi de Murat Bey'di. Kastamonu'nun K'si. Kastamonu'nun K'si 60 puan değerindeymiş. Kategorisine baktığımızda enstrümanlardan gelecek Murat Bey için. Yerel dilde adı zıplayan pire anlamına gelen, Hawaii gitarı olarak da bilinen telli enstrümandır. Süremiz başladı. Ukulele mi? Ukulele mi acaba aradığımız cevap? Birazdan soracağız. Yerel dilde adı zıplayan pireymiş. Doğru mu? Görelim. Kutlarız. Soru atlamıyoruz yani. Efendim şu an? Soru atlamıyoruz pek yani, evet. Kapamıyoruz. Maşallah yani soruyu alan bırakmıyor, puanı da alıyor. Murat Bey de buradan güzel puan aldı. Tebrik ederim Murat Bey. Sağ olun. Yeniden bir numaraya Yaren Hanım'a döndük efendim. P harfi. P harfi. 40 puan değerinde, kategorisi deyimler ve şöyle sorulmuş. Cimri. Kolay para harcamayan insanlar için kullanılan bir deyimde adı geçen canlıdır. Süremiz başladı. Akrep. Akrep. Cimri, kolay para harcamayan insanlar için kullanılan bir deyimde adı geçen canlı. Cebinde akrep var dedik. Görelim. Tebrikler. Büşra Hanım seçiyor. Van'ın V'si. Van'ın V'si 70 puan. Kategorisi anlam bilgisi. Bir kez daha geliyor efendim. Eskiden kuru yemiş ya da kuru yemiş satılan yer anlamında kullanılan Farsça kökenli sözcüktür. Süremiz başladı. Kuru
Gelmedi. Buyurun Yaren Hanım. Ay, yanlışlıkla bastım. Ha, tamam peki. Süremiz işliyor. Gelirse bu süre içerisinde alırız. Gelmedi. Kutularımızdan bir tanesini açalım. 60 puanımız var. Eskiden kuru yemiş ya da kuru yemiş satılan yer anlamında kullanılan Farsça kökenli sözcük. Bir kutu daha. Buyurun Büşra Hanım. Zervahal. Zervahal. Doğru mu? Görelim. Hayır dediler. Buyurun Yaren Hanım. Zervehan. Zervehan. Büşra Hanım'dan gelen pası değiştirerek kullandı Yaren Hanım. Bu kez oldu mu? Görelim. Ona da hayır dediler. Zervehal olmadı. Zervehan olmadı. Bakalım ne çıkacak? Bir kutu daha. 40 puanımız var. Bir kutu daha. Kuru yemiş ya da kuru yemiş satılan yer anlamında kullanılan Farsça kökenli sözcük. Buyurun Yaren Hanım. Meyve hoş. Meyve hoş. Bu kez oldu mu? Görelim. Tebrikler. Türk Dil Kurumu şöyle açıklamış. Kökeni Farsça ve meyveyi huş şeklindedir aslında der. Kuru meyveden gelir der. Huş kelimesi bilinmediğinden daha çok bilinen hoş kelimesine çevrilmiştir zamanla. Meyve hoş olarak kullanılmaya devam edilmiştir der. Tebrik ederiz Yaren Hanım'ı. Ve sıradaki sorumuz Umut Bey'in olacak. Harfler geliyor. Nilay'ın N'si. Nilay'ın N'si 70 puan. Kategorisi dil bilgisi. Ekranda sorumuz. Dil bilgisinde kendisiyle ilgili örnek verilecek veya açıklama yapılacak cümlenin sonuna konulan işarettir. Süremiz başladı. İki nokta. İki nokta. Son anda gelen cevap. Kafam butonu gitti. El bir anda ele yetişmeye çalıştı. Basmayın. Kimse basmasın. Ben buldum. Tepkisiydi. İki nokta. Umut Bey bu soruyu kimseye yar etmeyip 70 puan kazanır mı? Görelim. Tebrikler. Umut Bey bir orkestra şefi gibi bir yandan ellerle kollarla ardından doğru cevapla aldı puanı. Tebrik ederiz Umut Bey. Şimdi sorumuzu seçecek kişi Murat Bey efendim geliyor. Tamam. Zonguldak'ın Z'si. Zonguldak'ın Z'si 60 puan değerinde ve kategorisi coğrafya soru ekranda. Nil Nehri'nin döküldüğü yerdir. Süremiz başladı. Akdeniz. Akdeniz. Öğretmenimiz Murat Bey 60 puan kazanır mı Akdeniz cevabıyla? Görelim. Tebrikler. Evet, puan tablosuna dönecek olursak efendim arka arkaya gelen güzel cevapların ardından son durum şöyle. 190 puan Murat Bey liderlik koltuğunda, Büşra Hanım 180 puanla ikincilik koltuğunda, Yaren Hanım 160 puanda, Umut Bey de 110 puanda. Yaren Hanım seçiyor sorumuzu. Hatay'ın H'si. Hatay'ın H'si. Yaren Hanım anlam bilgisinden gelecek bu kez sorumuz efendim ekranımıza. Özellikle anlamına gelen sözcüktür. Süremiz başladı. Münhasır. Münhasır. Doğru mu? Görelim. Hayır dediler. Buyurun Murat Bey. Bilhassa. Bilhassa. Özellikle. Doğru mu? Görelim. Kutlarız. Evet, burada da puanlar liderimiz Murat Bey'e yazıldı efendim. Şimdi Büşra Hanım'dayız yeni soru için. Isparta'nın ısı. Isparta'nın ısı 70 puan. Kategorisi biyoloji olacak. Büşra Hanım için geliyor. Kalbin ayrıldığı 4 odacıktan üste kalan ikisine verilen isimdir. Süremiz başladı. Kulakçık. Kulakçık.
görelim. Tebrikler. Umut Bey'deyiz. Ü harfi olsun. Üzümün üsü. Üzümün üsü kategorisineymiş. Bu kez tarihi yapılardan gelecek sorumuz Umut Bey için. Gemilerin Karadeniz'den İstanbul Boğazı'na emniyetle girmelerini sağlamak için 1856'da inşa edilen Sarıyer'deki yapıdır. Nokta nokta feneri. Süremiz başladı. Gelmedi. Buyurun Yaren Hanım. Rumeli feneri. Rumeli feneri. Aradığımız cevap mı? Rumeli feneri. Görelim. Hayır dediler Rumeli için. Kutularımızdan bir tanesini açalım. 50 puanımız var. Bir kutu daha. Buyurun Murat Bey. Yani tahmin yürütüyorum ama emin değilim. Türk eli. Türk eli feneri. Bu kez oldu mu? Türk eli diyecektim. Görelim. Tebrikler. Evet, Murat Bey aldı. Buradan da puanı efendim. Yeniden soru seçiyoruz. Harflerimiz geliyor Murat Bey için. Ya ben de miydi puan? Evet, sizdeyiz. Rize'nin R'si. Rize'nin R'si 50 puan kazandırabilir. Kategorisi insan vücuduymuş ekranda. Gözyaşı bezlerinin salgıladığı sıvıyı toplayan gözün burun tarafındaki bölümüdür. Göz nokta nokta. Süremiz başladı. Göz çukuru. Göz çukuru. Aradığımız cevap göz çukuru mu görelim. Hayır dediler. Buyurun Umut Bey. Göz çaparı. Göz çaparı. 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 Görelim. Çaparı da olmadı. Buyurun Büşra Hanım. Pınarı. Göz pınarı. Göz çukuruyla başladık. Göz çaparıyla devam ettik. Göz pınarıyla puan alır mıyız? Görelim. Tebrikler. Burada da Büşra Hanım'a gitti puanlar. Ve yeniden Yaren Hanım'a dönüyoruz efendim. Harflerimiz geliyor. Lüleburgaz'ın L'si. Lüleburgaz'ın L'si. Kategori edebiyat olacak Yaren Hanım. Ekranda sorusu. 1958 yılında yayımlanan ve Cengiz Aytmatov'a ilk büyük şöhretini kazandıran ünlü romandır. Süremiz başladı. Cemile. Cemile. Doğru mu? Görelim. Kutlarız. Büşra Hanım seçiyor yeni soruyu. Aynur'un ağası. Aynur'un ağası 60 puan. Kategorisi tıp olacak Büşra Hanım. Az önce bir biyoloji gelmişti biyoloji, galiba. Tıp falan, evet. Bu kez de tıp seçtik. Soru şöyle. Tıpta bir kimsenin sağlık durumunu inceleme veya hastalığının ne olduğunu araştırmadır. Süremiz başladı. Basit bir şey bulamayacağım. Gelmedi. Buyurun Umut Bey. Muayene. Muayene. Ya. Büşra Hanım hatta şey dedi. Basit bir şey ama bulamayacağım diye bir o arada zaten tahminde bulunmuştu. Muayene Umut Bey 60 puan kazandıracak mı? Görelim. Tebrikler. Şimdi Umut Bey seçecek. Samsun'un S'si olsun. Samsun'un S'si. 60 puan da burada varmış Umut Bey. Kategorisi dizilermiş sorumuzun geliyor. 90'lı yıllarda yayınlanan Zeki Alasya ile Metin Akpınar'ı bir araya getiren komedi dizisidir. Süremiz başladı. Gelmedi. Tüm butonlar aktif. 90'lı yıllarda yayınlanan
Zeki Alasya ile Metin Akpınar'ı bir araya getiren komedi dizisi. Kutularımızdan bir tanesini açalım. Buyurun Murat Bey. Hastane. Hastane. Doğru mu? Görelim. Tebrikler. Evet, bu cevabın ardından yeniden puan tablosuna döneceğiz efendim. Son durum şöyle. 350 puanla Murat Bey liderimiz, 300 puan Büşra Hanım, 210 puan Yaren Hanım, 170 puan Umut Bey. Ben Bilirim'in ısınma turunda sorularımızı almaya, cevaplamaya devam ediyoruz. Murat Bey'deyiz şimdi. Tamam. Trabzon'un T'si olsun. Trabzon'un T'si. Murat Bey, bu kez kategori bilim dalları olacak efendim. Geliyor. Mikoloji denen bilim dalının yapılarını, yaşayışlarını ve yol açtıkları hastalıkları incelediği canlıdır. Süremiz başladı. Gelmedi. Tüm butonlar aktif. Ben bilirim diyen var mı? Mikoloji bilim dalının yapılarını, yaşayışlarını ve yol açtıkları hastalıkları incelediği canlı. Kutularımızdan bir tanesini açalım. 40 puanımız var. Bir kutu daha. 30 puan. Buyurun Büşra Hanım. Mantar. Mantar. Tüm yarışmacılarımız butona gitti. Büşra Hanım daha hızlı davrandı. 30 mantar puan kazandı mı? Efendim Büşra Hanım? Mantardır umarım. Mantardır umarım. Belli. Mantar bilimi galiba zaten. Evet. Mikoloji, evet. Mantar bilimi diyor Murat Bey de. Peki, mantar mı aradığımız cevap? Görelim. Tebrikler. Mikoloji mantar bilimi. Efendim? Normalde mikolojinin mantar bilimi olduğunu biliyor muydunuz? Sonradan Murat Bey deyince fark ettim. Bambaşka düşündüm. Ben hala bir canlı olarak bir hayvan aramaya çalışıyordum orada. Evet, ama sonra yine rakiplerden hızlı görerek aldığınız puanı tebrik ederim Büşra Hanım. Efendim şimdi son 8 sorumuza başlayacağız. Kiminle birlikte? Yaren Hanım'la birlikte. Yaren'in Y'si. Yaren'in Y'si 50 puan kazandırabilir. Kategorisi bitkilermiş, geliyor. Kaliforniya'da doğal olarak yetişen ortalama 100 metre boyunda büyük bir orman ağacıdır. Süremiz başladı. Sekoya. Sekoya. Görelim. Tebrikler. Efendim Yaren Hanım? Örnek verdim, tahmin ettim yerine göre. Kelimesine göre. Ya yani bilmiyordum. Hayır, harflerden yürüyerek harflerden tahminde yürüdüm. Bulundunuz. Evet. Evet. Güzel bir tahmin. Tebrik ederim. Değişik. Çünkü Büşra Hanım çok şaşırdı anında gelince cevap evet. Ve Yaren Hanım da ya güzel. Uçlu bilgi bence. Hayır, bir ağaç türü tahmin ederken aynen. İnsanın aklına sekoya gelmez. Yani akasya gelir. Ne gelirdi Murat Bey size? Yani ben Karadenizliyim. Çam köklerle. Ay uçta da akasya oluyor bir tek sekoya. Evet sekoya. Büşra Hanım akasya. Evet harflerden de harf sayısı aynen. Açısından da akasya daha cazip. Ya Amazon falan sekoya oraya yapıştırıyordum ama hani o yüzden bilmiyordum. Hani tamamen. Tebrik ederim. Güzel gördün, güzel. Yaren Hanım da soruyu niye bildiğini savunmasına zorladık Yaren Hanım resmen. Harikaydı, bence bir kez daha alkışlayalım. Umut Bey, sizde canlanan bir ağaç var mıydı az önceki soruda? Akasya, ben akasya de onu anlamıştım. Harf itibariyle, harf yerleşimi itibariyle. Evet. Tebrik ederiz Yaren Hanım, kimsenin göremediği ve düşünemediği o bitkiye gitti. Şimdi Büşra Hanım seçecek sorumuzu. Şevval'in şeysi. Şevval'in şeysi 50 puan kazandırabilir. Anlam bilgisi olacak kategorimiz geliyor. Günün aydınlanması anlamındaki sözcüktür. Süremiz başladı. Işımak. Işımak. 50 puan değerinde. Görelim. Tebrikler. Kaldı elimizde ilk turda 6 soru. Umut Bey seçecek şimdi. İzmir'in iyisi. İzmir'in iyisi. 70 puan da burada var ve genel kültürmüş sorumuzun kategorisi efendim. Alıyoruz Umut Bey için. Görme engellilerin okuyup yazması için kullanılan
kabartılmış noktalardan oluşan sistemin mucidiyle anılan adıdır. Braille nokta nokta. Süremiz başladı. Alfabesi. Braille alfabesi. Görelim. Tebrikler. Murat Bey'deyiz. Kalan 5 sorudan birini seçmek için. Ceyhan'ın C'si oldu. Ceyhan'ın C'si. Bu kez sorumuzun kategorisi barajlar olacak Murat Bey. Kaç puanı varmış? 60 puanı varmış. Geliyor efendim. Şanlıurfa'da Fırat Nehri üzerinde kurulan sulama ve enerji amaçlı benttir. Nokta nokta barajı. Süremiz başladı. Amiyurt Camii'ne Oymacık. Oymacık barajı. Doğru mu? Görelim. Oymacık olmadı. Büşra Hanım? Karacık. Karacık barajı. Oymacık'la alamadık. Karacık'la alır mıyız? Görelim. Harf alt. O da değilmiş. 60 puanımız var. Bir kutu daha açıyoruz. 50 puanımız kaldı. Buyurun Umut Bey. Yaracık. Yaracık. Mutlaka sonunun cık olduğundan emin yarışmacılarımız. Bakalım ne çıkacak? Yaracık doğru mu? Görelim. Hayır dediler Yaren Hanım. Karacık. Söylenmişti galiba ama görelim. Hayır dediler. Buyurun Murat Bey. Karacan. Karacan Barajı. Şanlıurfa'da yer alan o baraj. Doğru mu? Hayır dediler. Kutularımızdan bir tanesini daha açıyoruz. Buyurun Büşra Hanım. Boracan. Boracan Barajı. Görelim. Hayır dediler Yaren Hanım. Boracık. Boracık Barajı. Oldu mu? Görelim. O da değilmiş Umut Bey. Bericik. Bericik Barajı. Niye olmuyor? Görelim. Hayır dediler. Buyurun Yaren Hanım. Birecik. Birecik. Doğru. Bu kez oldu mu? Oldu evet. Görelim. Tebrikler. Basamadım ya. Hep rakibin süresi devam ederken butona gittiniz. Öyle mi oldu? Evet, rakip hiç o boşa düştü. Hayır, o bir basmadım. İlçesidir zaten aslında. Evet, Birecik'te aradığımız evet. Cevap. Karacık, Yaracık deyip başlayıp arkasından son anda gelen Birecik. Yaren Hanım'ın Birecik cevabı. Birecik'te yaklaştım. Birecik'te evet. Çok yaklaştınız. Birecik miydi? Birecik'ti aradığımız cevap. Şimdi soru alacağız efendim. Yaren Hanım'la başlıyoruz. Artık ilk turun son 4 sorusuna buyursunlar Yaren Hanım. Urfa'nın Ulusu. U harfi. Şanlıurfa'nın Ulusu'nda 50 puanımız var. Sinema kategorisinden geliyor sorumuz. Kemal Sunal'ın İş Hanı'nda çaycılık yapan, saf ve iyi niyetli bir karakteri canlandırdığı 1986 yapımı Zeki Ökten filmidir. Süremiz başladı. Gelmedi. Buyurun Murat Bey. Mazlum. Mazlum. Mazlum'u getirin bana sahnesi vardı ya. O acaba o film mi? Görelim. Hayır dediler. Kemal Sunal'ın İş Hanı'nda çaycılık yapan saf ve iyi niyetli bir karakteri canlandırdığı 1986 yapımı Zeki Ökten filmi. Bence birazdan hatırlayacak misafirlerimiz. Kutularımızdan bir tanesini açalım. 40 puanımız var. Buyurun Umut Bey. Yoksul. Yoksul. Olabilir, doğru. Bu kez oldu mu? Görelim. Tebrikler. Umut Bey'e gitti bu sorunun da puanı efendim. Şimdi Büşra Hanım'la kalan 3 sorudan birini seçiyoruz. Manisa'nın M'si. Manisa'nın M'si 50 puan. Anlam bilgisiymiş kategorimiz geliyor. Güven. Emniyet anlamlarındaki sözcüktür. Süremiz başladı. Gelmedi. Buyurun Umut Bey. İtimat. İtimat. Görelim. Kutlarız. Kaldı ilk turda son 2 soru Umut Bey alıyor şimdi de.
Edirne'nin E'si. Edirne'nin E'si. Umut Bey, kategorisi yeme içmeymiş efendim sorumuzun. Evet. Çok güzel, severim diyor Umut Bey. Geliyor sorumuz. Gaziantep'te coğrafi işaret tescilli, özellikle Ramazan bayramlarında yapılan ve çeşitli baharatlar içeren özel kurabiyedir. Süremiz başladı. Umarım harfi yanlış hatırlamıyorumdur. Kahke. Kahke. Çünkü yedim bunu. Yediniz mi? Kahke. Görelim. Kutlarız. Evet, Gaziantep'e gidip tatma fırsatı olmuş, evet, Umut Bey'in. Öyle. Buradan da güzel puan aldık efendim kahkeyle. İlk turu tamamlıyoruz Murat Bey'le birlikte. Evet. Seçemiyorum herhalde. Elimizde kalan... Evet. O harfimiz kalmış. Kategorisine bakacak olursak, müzikten gelecek Murat Bey ilk turun son sorusu. Buyursunlar. 1982 yılında Hani parçasıyla Eurovision'da ülkemizi temsil eden Tatlı Hayat dizisinde Yorgo rolünü oynamış şarkıcıdır. Süremiz başladı. Nejo. Nejo. Çok da güzel bir diziydi. Tatlı Hayat, evet. Evet. Doğru mu görelim. Tebrikler. Böylece Ben Bilirim'de ilk 28 soruyu geride bıraktık efendim. Yarışmacılarımız çok başarılıydı. Bakalım puan tablosunda son durum nedir ilk turun ardından? Liderlik koltuğunu iki yarışmacımız paylaşıyor. 380 puan Büşra Hanım ve Murat Bey. Hemen 10 puan geride de Umut Bey var. 370 puan ve Yaren Hanım da 300 puan topladı. Ben Bilirim'de genel ilk turları değerlendirecek olursak çok şahane bir tablo var. Çekişmeli. Evet, çok çekişmeli, çok yakın bir tablo var. Birer değerlendirme cümlesi almak isterim. Murat Bey, nasıldı sizin adınıza ilk tur? Fena değil. Yani bir iki soruda yetişemedim tabii. Ama güzel. Herkesin yakın olması da ayrı bir heyecanlı, evet, kılıyor. Güzel yani. Ben memnunum şu an. Süper. Nazar değmesin. İyi başladık efendim. Evet. Umut Bey, siz nasıl buldunuz? Valla gayet dengeli ve çekişmeli bir yarış oluyor. Ben bu tonla biraz daha barışabilir bir konuma gelirsem biraz daha iyi puan alabileceğimi tahmin ediyorum. Timing'i tutturamıyorum çünkü zamanla. Evet. Aynı konuda Murat Bey'e evet, giderdi evet, galiba. Var. Murat evet. Bey, sizde de var galiba aynı sınıf. Evet, evet. Çok yıprandım. Evet. Yarışmacılarını yıpratan yarışma. Ben biliyorum. Büşra Hanım, size çok yıprattı mı bu tonlar? Beni yıpratmadı. Yani biraz daha arkadaşlara göre daha yakaladım herhalde ama kendi muayene sorun beni biraz şey yaptı, demoralize etti. Bildiğim şeyi bilememek. Bir de şey, bekliyordum böyle bir şey. Yani yakın olacağımızı düşünüyordum. Bakalım ikinci güzel, tura. Güzel güzel, bayağı yakınız. Evet. Maşallah. Bakalım finalde hangi iki yarışmacı kimse bir şey kaptırmıyor olacak. Evet, kimse kolay kaptırmıyor. İkinci tur heyecanla geçecektir diye tahmin ediyorum. Keyifli geçecektir. Yaren Hanım, sizin için nasıldı ilk tur? Valla bilemediğim sorular oldu. Ama yani eğlenceli geçiyor. Zaten eğlenmek için geldim. Süper. Öyle yani. Sekoya var. Eğleniyorum Sekoya yani. Sekoya. Sekoya. Ama çok eğleniyorum. Sekoya 500 puana bedel. Bugün siz hani dördüncü de tamamlasanız yarışı Sekoya'dan dolayı burada, evet, burayı omuzlarda terk edeceksiniz. Gölerin birini göstermiştim. Ben evde bakacağım nasıl bir ağaçmış, evet, diye. Rakiplerin, evet, bayağı takdirini kazandı Sekoya cevabınız. Ben de rakiplerim çok cici insanlar. Gerçekten çok sevdim hepsini. Eğleniyoruz yani. Süper. Nazar değmesin. O İnşallah. Zaman eğlenmeye güzel devam edelim. Evet. Peki. Tamam. Efendim, Ben Bilirim de finalistleri belirlemek için ikinci turumuza geçiyoruz. Tekrar çok teşekkür ederim sevgili seyirciler. Ben Bilirim de finale giden yolda ikinci turumuza geldik. İlk sorumuzu Yaren Hanım seçiyor. Harflerimiz geliyor. Doruk'un D'si. Doruk'un D'si. 80 puan değerinde, kategorisi eczacılıkmış. Geliyor sorusu. Bir ilacın kullanım amacına yönelik etkilerine verilen addır. Süremiz başladı. Tedavi amacı. Tedavi amacı. Görelim. Hayır dediler. Bir ilacın kullanım amacına yönelik etkilerine verilen addır. Çoğu kez reçetelerde karşılaşırız bu ifadeyle. Ne olabilir aradığımız cevap? Kutularımızdan bir tanesini açalım. Bir kutu daha. Ben bilirim diyen var mı? 60 puan. Buyurun Murat Bey. Endikasyon. Endikasyon.
Doğru mu? Görelim. Kutlarız. İkinci turumuzun açılışını da Murat Bey yaptı efendim böylece. Şimdi Büşra Hanım seçiyor bu turdaki ilk sorusunu. Adana'nın ağası. Adana'nın ağası. 130 puan kazanabiliriz. Kategorisi atasözleri olacak Büşra Hanım. Sizin için geliyor. İstenmeyerek yapılan işlerden kötü sonuçlar ortaya çıkar anlamındaki atasözüdür. Nokta 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 ya karın ağrıtır ya baş. Süremiz başladı. Gelmedi. Tüm butonlar aktif. Buyurun Umut Bey. Tamamen tahmin. Pişmeden yenen aş ya karını ağrıtır ya baş. Doğru. Evet. İstenmeyerek yapılan işlerden kötü sonuç ortaya çıkar. Doğru. Neydi bir daha alabilir miyim? Pişmeden mi? Yenen aş. Pişmeden yenen aş. Ya karını ağrıtır ya baş. Ya karını ağrıtır ya baş. Doğru mu görelim. Hayır dediler. Kutularımızdan bir tanesini açalım. Bir kutu daha. 110 puanımız var. Bir kutu daha. Buyurun Büşra Hanım. Gönülsüz yenen aş. Yok bir dakika. Evet, gönülsüz yenen aş. Gönülsüz yenen aş ya karın ağrıtır ya baş. Doğru mu? Görelim. Kutlarız. Büşra Hanım'a gitti. Böylece puanlar efendim Murat Bey. O şekilde bilmiyordum. Biliyorum bu atasözünü ama o şekilde bilmiyordum. Siz ne şekilde biliyordunuz? Umut Bey'in söylediği şekilde yani o pişmeden. Öyle ben biliyorum. Öyle duymuştum da. Aslında duyunca biz hepimiz daha doğru dedik. Ama evet, iki Türk Dil Kurumu'nun atasözleri ve deyimler sözlüğünde evet, gönülsüz yenen aş şeklinde çıkıyordu karşımıza ve Büşra Hanım ulaştı. Tebrik kendi ederiz Büşra Hanım. Kendi sorumluluğu aldım. Evet, kendi sorusundan aldı puanı. Şimdi Umut Bey seçiyor sorusunu. Yine ben Çağan'la başlayacağım. Çağan'ın Ç'si. Çağan, Allah bağışlasın. Çağan'ın Ç'si 110 puan değerinde. Bir kez daha az önceki tarihi yapılar size mi gelmişti? Evet. Bey. Yine mi? Evet. Bir kez daha tarihi yapılar var. Oğluma teşekkür ediyorum. Buyursunlar sorumuz. İstanbul'da İmparator Justinian tarafından yaptırılan ve günümüzdeki adıyla anılan semtte bulunan tarihi yapıdır. Nokta 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 camii. Süremiz başladı. Gelmedi. Buyurun Yaren Hanım. Küçük Ayasofya Camii. Küçük Ayasofya Camii. Zaten Yaren Hanım'ın butona gidişinden cevaptan çok... Ama öncesinde basmıyorum arkadaşlar. Dikkatinizi çekerim. Evet, cevaptan çok emin olduğu belliydi. 110 puan kazandırır mı Küçük Ayasofya Camii? Görelim. Tebrikler. Böylece güzel bir başlangıç yaptı Yaren Hanım da. İlk turda 4. sıradaydı ve puan tablosuna dilerseniz bir bakalım efendim. Son durum nedir? Yaren Hanım 410 puanı görmüş ve şu an 3.lük koltuğunda. Soru seçme sırası da Murat Bey'di. Fransa'nın F'si. Fransa'nın F'si 110 puan, kategorisi anlam bilgisi ve ekranda. Teşekkür edilen veya övülen bir kimsenin incelik ve alçak gönüllülük göstermek üzere söylediği bir sözdür. Süremiz başladı. Gelmedi. Buyurun Büşra Hanım. Estağfurullah. Estağfurullah. Ya, aklıma gelmedi. Butonla barışım. Buton yarışının galibi Büşra Hanım 110 puan kazanır mı? Görelim. Tebrikler. Evet, sert rakipler var bugün. Evet. Aynı anda butona gidiyorlar ve burada da Büşra Hanım aldı. Şimdi Yaren Hanım seçiyor sorusunu. Ceyhan'ın C'si. Ceyhan'ın C'si 80 puan. Yaren Hanım sorumuzun kategorisi diziler olacak. Geliyor efendim.
Başrollerinde Settar Tanrıören ve Sarp Leventoğlu'nun yer aldığı 2008 yapımı polisiye komedi dizisidir. Süremiz başladı. Gelmedi. Buyurun Umut Bey. Gece gündüz. Gece gündüz. Doğru mu? Görelim. Kutlarız. Büşra Hanım'dayız efendim. Seçeyim. Tolga'nın T'si. Tolga'nın T'si 120 puanımız varmış. Büşra Hanım müzik kategorisinden gelecek. Bu kez sorunuz ekranımıza. Peki. İncir, içimdeki duman, bu nasıl veda gibi parçalarla tanınan şarkıcıdır. Süremiz başladı. Yeni nesil mi bu acaba? Gelmedi. Buyurun Yaren Hanım. Yanlışlıkla bastım. Efendim? Ha, yanlışlıkla bastınız. Evet. Tamam. Butonu basma. Şu an Yaren Hanım'ın süresi işliyor. O bittikten sonra butonlar yeniden aktif olacak. Şu an butonlar aktif. Buyurun Umut Bey. İlyas Yalçıntaş. İlyas Yalçıntaş. Hiç bilmem. İncirler olana kadar kalsaydım bari. He, öyle evet, söyleyince anlıyor. Hayır adı incir. Bu soruyu öyle sorsaydınız. Keşke öbür türlü sorsaydınız. Evet. Doğru mu? Görelim. Tebrikler. Evet, zaten inciler olana kadar kalsaydım bari dediğim an herkesin gözünde o ışık evet. Yandı. Ama Umut Bey daha hızlı bildi. Bu haliyle bildi sorumuzu. Tebrik ederiz Umut Bey'i de. Efendim yeni soru geliyor. Harflerimiz dönüyor Umut Bey için. Nilay'ın N'si. Nilay'ın N'si 180 puan. Evet çok yüksek puanlı bir sorumuz var. Bir sorumuzun kategorisi kısaltmalar olacak Umut Bey. Geliyor efendim. Uçakla seyahat edilen birçok yerde görülen DHMİ'nin açılımıdır. Nokta 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 işletmesi genel müdürlüğü. Süremiz başladı. Devlet Havalimanları. Devlet Havalimanları Genel Havalimanları İşletmesi Genel Müdürlüğü. Doğru mu? Görelim. Hayır dediler. Murat Bey buyurun. Devlet Hava Meydanları İşletmesi. Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Murat Bey'e 180 puan kazandırır mı? Görelim. Tebrikler. Efendim Umut Bey? Kısaltmadaki M'yi nasıl D okuyabilirim? Yani, yani. Meydanın M'sini D okudum. Evet dediğiniz gibi bilen tam biliyor. Tam biliyor ve Umut Bey de orada... Evet algıda seçicilik yani o kısaltmanın M'sini L diye nasıl evet, liman diye düşünüyorum. Limana gittiniz işte. Sağlık olsun diyelim. Sağlık olsun. Evet gördüğünüz gibi konuya Murat Bey'in hiçbir yorumu yok. 180'ini aldık. Tamam ben susuyorum. Evet. Murat Bey sessizliğini koruyor. Peki puan tablosuna bakacak olursak çok yüksek puanlı bir soruydu. Tabloyu nasıl etkiledi? 620 puan Murat Bey lider, Büşra Hanım 590, Umut Bey 570, Yaren Hanım 410 puanla yarışı sürdürüyor. Murat Bey'deyiz. Lüleburgaz'ın L'si. Lüleburgaz'ın L'si 200 puan değerinde. Büyük oynuyorum. Evet gerçekten final turu sorusu kadar puanı var. Bu turun en yüksek puanlı sorusu. Kategorisi ekonomi olacak Murat Bey. Buyursunlar efendim 200 puanlık sorumuz. Pişmanım. Bankalar arasında bir para gönderme yöntemi olarak kullanılan EFT işleminin açılımıdır. Süremiz başladı. Elektronik fon transferi. Elektronik fon transferi. Doğru mu? Görelim. Tebrikler. Böylece Murat Bey iki sorudan, sadece iki sorudan 380 puan kazanmış oldu. İyi geldi. Matematikçiyim. Yüksek puan gördüğüm an dayanamıyorum diyorsunuz. Peki tebrik ederiz Murat Bey'i. Teşekkür ederim. Dönüyoruz efendim Yaren Hanım'a yeni soru için. İzmir'in iyisi. İzmir'in iyisi. O da yüksek puanlı bir soru. 170 puanımız var. Kategorisi deyimler olacak Yaren Hanım. Geliyor efendim.
olmayacak şeylerden yararlanmaya çalışmak anlamındaki deyimdir. Süremiz başladı. Gelmedi. Buyurun Murat Bey. Sinekten yağ çıkarmak. Sinekten yağ çıkarmak. Doğru mu? Doğru. Görelim. Kutlarız. Yine Murat Bey'e gitti. Son 3 sorudur. Topladığı puanı hesaplamaya benim matematiğim yetmiyor. Matematik öğretmenimiz Murat Bey. Kaç puan oldu toplam? Ay, inanın şu an heyecanlı oldum. 380-170. Daha 550 oldu. Ben hesaplıyorum. Dışarı da burada hesabı tutuyor. 550 oldu puan. Gerçekten çok güzel puan aldı arka arkaya. Murat Bey nazar değmesin. Şimdi Büşra Hanım seçecek sıradaki sorumuzu. Buyursunlar. Hakkari'nin N'si. Hakkari'nin N'si 100 puan demek. Sorumuzun kategorisi iletişimmiş Büşra Hanım. Geliyor. Dünyada yaygın olarak kullanılan bir iletişim aracının işlevini sağlayan fiziki ve sinyal yoluyla oluşan ağa verilen addır. Süremiz başladı. Gelmedi. Tüm butonlar aktif. Murat Bey buyurun. İnternet hattı diye düşündüm ama. İnternet hattı. Sığıyor mu? Sığmıyor. Yok, evet, sığmıyor. Olmuyor. Görelim. Hayır dediler. Dünyada yaygın olarak kullanılan bir iletişim aracı düşünelim. Ve onun işlevini sağlayan fiziki ve sinyal yoluyla oluşan ağa verilen hat. Buyurun Yaren Hanım. Telefon haber attı mı? Efendim? Telefon haber attı. Haber hattı oldu. Haber hattı biraz fazla kaldı ama. Telefon haber hattı doğru mu görelim. Hayır dediler Murat Bey. Telefon hattı. Telefon hattı. Umarım doğrudur. Bu kez oldu mu görelim. Tebrikler. Teşekkür ediyorum kendisine. Evet, internet hattıyla girdik. Yaren Hanım fazlasını söyledi. Murat Bey kısaltıp puanı aldı. Maşallah Murat Bey şu son sorularda hani yarışmaya yeni girip kapıdan girip şimdi başlasaymışsınız o son 5 soruda çok yüksek puan alacakmışsınız. Yani son sorularda aldığınız puanlar şahane. Bir gaza geldim sanki ama. Güzel. Bu arada soru seçme sırası da Umut Bey'e geçmiş oldu efendim. Harfler geliyor. Kayseri'nin K'sı. Peki Kayseri 100 puan. Kategorisi bir kez daha deyimler alırız. Zor veya tehlikeli bir durumdan az zararla sıyrılmak anlamındaki deyimdir. Süremiz başladı. Ucuz atlatmak. Ucuz atlatmak. 100 puan değerinde. Görelim. Tebrikler. Güzel gördü Umut Bey. Şimdi Murat Bey seçecek. Bu sorunun arkasından da bir kez daha puan tablosuna gideceğiz. Murat Bey için harfler geliyor. Samsun'un S'si oldu. Samsun'un S'si. 110 puanlık sorumuzda kategorimiz görevlermiş. Alırız efendim. Bazı kamu kuruluşlarında ve siyasi partilerde yönetim işlerini yürüten görevlidir. Süremiz başladı. Genel sekreter. Genel sekreter. Görelim. Tebrikler. Evet, puanlara bakma zamanı. İkinci turumuzda geride bıraktığımız soruların ardından 1200 puana ulaşan Murat Bey liderlik koltuğunda ve yüzü gülüyor. Evet. İkincilik koltuğunda 670 puanla Umut Bey var. Hemen yakınında 80 puan gerisinde Büşra Hanım var. 590 puanla yarışı sürdürüyor. Ve Yaren Hanım da 410 puanla devam ediyor efendim ben bilirime. Şimdi Yaren Hanım'la birlikte seçeceğiz sorumuzu. Buyursunlar harflerimiz. Iğdır'ın ısı. Iğdır'ın ısı 110 puan değerinde. Kategorisi yiyecekler geliyor ekrana. Manda sütüyle hazırlanan Samsun'un Bafra ilçesinin 2020 yılında coğrafi işaret tescili alan lezzetidir. Süremiz başladı.
Kıymalı börek. Kıymalı börek. Olmadım. Manda sütüyle hazırlanan Samsun'un Bafra ilçesinin coğrafi işaret tescilli lezzeti. Kıymalı börek mi görelim? Hayır dediler. Kutularımızdan bir tanesini açmadan Büşra Hanım buyurun. Kaymaklı. Ayran. Kaymaklı ayran. Kaymaklı ayran mı görelim? Değil. O da değilmiş. Umut Bey. Yani biraz kopya alacağım bir şeyden ama kaymaklı börek. Kaymaklı börek. Manda sütüyle. Bu kez olur mu görelim? Ona da hayır dediler. Kutularımızdan bir tanesini açalım. 100 puanımız var Büşra Hanım, buyurun. Yok. Gelmedi. Bir kutu daha. 2017 yılından itibaren korunmak üzere 2020 yılında coğrafi işaret tescili almış Murat Bey. Kaymaklı lokum. Kaymaklı lokum. Attım. Manda sütüyle hazırlanan. Olabilir mi? Yok, acaba olmaz, olabilir mi? Herhalde doğru. Olmaz olur, diyoruz. Evet. Bence olur. Olabilir. Hanımlar arkanızda Murat Bey. Kaymaklı lokum. Görelim. Tebrikler. Burada da Murat Bey'e gitti efendim. Aradığımız cevap Murat Bey'den geldi. Yeni soru seçiyoruz. Harflerimiz geliyor Büşra Hanım için. Van'ın V'si. Van'ın V'si. 110 puan. Sorumuzun kategorisi tarih ve Büşra Hanım için ekranda. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra saldırı ve işgallere karşı vatanımızı müdafaa etmek için kurulmuş teşkilattır. Süremiz başladı. Kuvayi Milliye. Kuvayi Milliye. Hiçbir. 110 puan kazandırdı mı görelim. Tebrikler. Umut Bey'deyiz efendim. U harfi diyeyim, Umut'un U'su. Umut'un U'su, 100 puan da burada var. Atasözleri kategorisinden gelecek sorumuz. Eskilerin yaptığı yanlış işlerden daha sonrakiler de zarar görür anlamındaki atasözümüzdür. Nokta 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 torununun dişi kamaşır. Süremiz başladı. Şimdi bir sallama olacak ama dede armut yer, torunun dişi kamaşır. Dede armut yer, torununun dişi kamaşır. Aradığımız cevap mı görelim? Hayır dediler. Eskilerin, büyüklerimizin yaptığı yanlış işlerden daha sonrakilerde bizler de zarar görürüz anlamındaki atasözümüz ne olabilir? Kutularımızdan bir tanesini açalım. Buyurun Büşra Hanım. Dede bir şey yerleyecektim ben de ama oraya. Dede... Kurum yer. Ne yer? Kurum. Dede kurum yer, torununun dişi kamaşır. Doğru mu? Görelim. Kurum da değilmiş Yaren Hanım. Dede koruk yer, torununun dişi kamaşır. Dede koruk yer, torununun dişi kamaşır. Görelim. Kutlarız. Evet, burada da Yaren Hanım gördü. Rakiplerinden daha hızlı gördü. Tebrik ederiz Yaren Hanım'ı. Bu arada çekime girmeden önce söylemişti. Yaren Hanım'ın kolyesini annesi özel olarak hazırlamış. Annenizin de ellerine sağlık. Çok şık duruyor efendim. Çok teşekkür ederim. Ben... İleteceğim. Efendim? İleteceğim kendisine, tamam. Sağ olun. Ben de şuradan ileteyim. Elinize sağlık. Çok güzel hazırlamışsınız. Ben bilirimi de takip ettiği için, sürekli takip ettiği için bir kez daha çok çok teşekkür ederim. Sizi de çok seviyor. Çok da sağ selam söyledi. Çok sağ olun efendim. Şimdi soru seçme sırası Murat Bey'e geçiyor. Zonguldak'ın Z'si olsun. Zonguldak'ın Z'si 110 puan değerinde. Kategorisi hukuk olacak Murat Bey. Geliyor. Uygunsuz davranışlarda bulunan kimselerin yaşantısına, özgürlüğüne, mallarına karşı yasalarla belirli yaptırımı uygulamaktır. Süremiz başladı. C
Cezalandırmak. Cezalandırmak. Son anda gelen cevap. Doğru mu? Görelim. Kutlarız. Evet, artık adım adım final turuna doğru ilerliyoruz. Bir kez daha puan tablosuna dönüp baktığımızda efendim, şu an kimlerin final şansı devam ediyor? Aslında 4 yarışmacımızın da final şansı devam ediyor. 1400 Murat Bey, 700 Büşra Hanım, 670 Umut Bey, 500 Yaren Hanım. Söz Yaren Hanım'da. Giresun'un G'si. Giresun'un G'si, kategorimiz ekonomi olacak Yaren Hanım. Buyursunlar efendim. Piyasalarda arz ve talep miktarlarının eşitlendiği ekonomik değerdir. Süremiz başladı. Denge noktası. Denge noktası. Aradığımız cevap denge noktası mı, görelim. Hayır dediler. Buyurun Büşra Hanım. Denge parası. Denge parası. Bu kez oldu mu? Görelim. Yine gelmedi aradığımız cevap. Piyasalarda denge, arz ve talep miktarlarının eşitlendiği ekonomik değer. Kutularımızdan bir tanesini açalım. 80 puanımız var. Bir kutu daha. 70 puanımız var. Buyurun Yaren Hanım. Denge piyasa. Denge piyasa. Görelim. Değilmiş. Bir kutu daha. Buyurun Murat Bey. Denge kıyası. Denge kıyası. 60 puan Murat Bey'e gider mi? Görelim. O da değilmiş. Bir kutu daha. 50 puanımız var. Bir kutu daha. 40 puan ve Büşra Hanım, buyurun. Denge fiyatı. Denge fiyatı. Çok kolaymış. Yine epey tahmin geldi. Büşra Hanım 40 puan kazandı mı? Görelim. Tebrikler. Özellikle bu soruda 4 yarışmacımızın da odaklandığı ve çok yoğun bir şekilde odaklandığı soruydu. Büşra Hanım aldı efendim puanları. Yeni soru seçiyoruz. Harflerimiz Büşra Hanım için gelecek. Pırasa'nın P'si. Pırasa'nın P'si 90 puan. Kategorisi deyimler olacak Büşra Hanım. Sizin için geliyor. İçinden çıkılması güç bir duruma düşmek anlamında kullanılan deyimdir. Süremiz başladı. Gelmedi. Tüm butonlar aktif. İçinden çıkılması güç bir duruma düşmek anlamında kullanılan deyim Murat Bey. Yani sarpa sarmak gibi bir şey diyecektim ama. Sarpa sarmak harflerimiz. Yok, evet, olmuyor. Olmuyordu. Gelmedi. Tüm butonlar aktif. Kutularımızdan bir tanesini açalım. İçinden çıkılması güç bir duruma düşmek Umut Bey. Şapa oturmak. Şapa oturmak. Sonra ne? 80 puan. Doğru. Evet, doğru mu? Doğru. Görelim. Kesinlikle. Kesinlikle derken kutlarız. Umut Bey'in rakiplerinin kesinlikle arkasında durduğu bir cevaptı. Murat Bey, siz bir şey diyordunuz o arada. Ben hiç duymadım. Şapa oturmayı duymadınız Yok, mı? Yok, hayır. Çok duydum. Demek ki hiç başıma gelmemişti. Çok kullanılan bir deyimdi. Hatta şapa oturmanın deyiminin nereden geldiğine ilişkin arkadaşlarımızın hazırladığı not şöyleydi. Kızıldeniz'den çıkarılan, beyaza çalan renkte pek çok dalı olan mercan türüdür der. Seyir ve denizaltı haritalarında normal seyre elverişli ve derin olarak gösterilen, denizin hiç umulmadık bir yerinde gelişip büyüyen şap kayaları geminin oturmasına sebep olur der. Fark edilemeden gemi oraya otururmuş. Dolayısıyla da şapa oturmak, hani ummadık zamanda olmadık bir anormallikle karşılaşmak, zor durumla karşılaşmak şeklinde karşımıza çıkıyordu. Ve Umut Bey buradan puanı aldı. Yeni soru alacağız. Kimle? Umut Bey'le. Umut Bey. Buyursunlar. Edirne. 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 Evet. 110 puan değerinde. Sorumuzun kategorisi oyuncular. Geliyor Umut Bey için. Yeşilçam'da 400'e yakın filmde rol alan Afeti Devran lakaplı aktristir. Süremiz başladı.
Tüm butonlar aktif. Yeşilçam'da 400'e yakın filmde rol alan Afeti Devran lakaplı aktris. Kutularımızdan bir tanesini açalım. 100 puanımız var. Buyurun Umut Bey. Neriman Köksal. Neriman Köksal. Evet. Umut Bey'in sorusuydu. Puanlar Umut Bey'e gider mi? Görelim. Tebrikler. Tablodaki son duruma bakacak olursak Umut Bey de bu cevabın ardından 850 puanı gördü ve ikincilik koltuğundaki yerini sürdürüyor efendim. Yeni soru alıyoruz Murat Bey'le. Yozgat'ın yeğesi oldu. Yozgat'ın yeğesi 90 puan. Murat Bey coğrafya kategorisinden gelecek sorunuz ekranımıza. Yasama, yürütme ve yargı alanında 3 farklı başkente sahip olan cumhuriyettir. Süremiz başladı. Güney Afrika. Güney Afrika Cumhuriyeti. Yasama, yürütme ve yargı alanında 3 farklı başkente sahip olan ülke. Görelim. Tebrikler. Kaldı elimizde 8 soru. Bir kez daha altını çizelim. 4 yarışmacımızın da finale yükselme şansı devam ediyor. Nasıl geldi Büşra Hanım ikinci tur size? Memnun musunuz? Değilim. Değil misiniz? Ne etkiledi? Deyimlerden kaçırdım bayağı. Hepsi de Murat Bey'e gitti. Fark açıldı bayağı. Evet. Ama şu var. Direneceğiz. Şu an Murat Bey'in rakipleri olarak ilk hedef zaten finale yükselebilmek. Çünkü orada aynen güzel bir rekabet var. Murat Bey finale çok yakın. Artık finalde de 2000 puan kazanma şansımız var. Dolayısıyla son ana kadar o iddia devam edecek. Kimler finale yükselirse yükselsin. Güzel gidiyorsunuz. Hiç öyle moral bozukluğuna gerek yok, bence. Yok. Gayet iyisiniz. Yarın Hanım da memnun galiba tablodan. Ben zaten sonuncuyum, o yüzden hani çok şey yapmıyorum yani, gerilmedim şu an. Güzel. O zaman Yaren Hanım seçsin efendim sıradaki sorumuzu. Geliyor harflerimiz. Yumuşak ye. Yumuşak ye 80 puan değerinde. Kategorisi hayvanlar alemiymiş Yaren Hanım. Geliyor ekranımıza. Çoğunlukla ılıman denizlerde yaşayan alaca kırmızı renkli, beyaz etli, orta büyüklükte bir su canlısıdır. Süremiz başladı. Gelmedi. Tüm butonlar aktif. Ben bilirim diyen var mı? Kutularımızdan bir tanesini açalım. Buyurun Yaren Hanım. Tuna balığı. Tuna balığı. Aradığımız cevap mı, görelim. Hayır dediler. Buyurun Yaren Hanım. Çene balığı. Ne balığı? Çene balığı. Çene balığı. Çoğunlukla ılıman denizlerde yaşayan alaca kırmızı renkli, beyaz etli, orta büyüklükte bir su canlısı. Çene balığı mı, görelim. Ona da hayır dediler. Kutularımızdan bir tanesini daha açalım. Buyurun Büşra Hanım. Huni balığı. Huni balığı. Var mı öyle bir balık? Huni balığı mı varmış ya? Huni balığı doğru mu? Görelim. O da değilmiş. Bir kutu daha dediğim an Umut Bey. Sessiz harften gideceğiz. Hane balığı. Hane balığı. Görelim. O da değilmiş. Buyurun Yaren Hanım. Hint balığı. Hint balığı mı acaba aradığımız olabilir cevap? Bir kutu daha. Buyurun Murat Bey. Şimdi öyle bir şey olmalı ki o. Honey. Honey balığı. Görelim. Değilmiş ve Büşra Hanım buyurun. Hani balığı. Hani balığı. Olabilir. Olabilir diyor rakipleri de. 50 puan her Büşra şey Hanım'a gider mi? Görelim. Tebrikler. Galiba ekipte ilk turda Yaren Hanım'ın Sekoya'ya ulaşması gibi Büşra evet Hanım'ın hani balığı da ses getirdi. Tebrik ediyoruz efendim. Buradan da puanlar Büşra Hanım'a gitti. Yeni soru seçeceğiz. Artık finale doğru yürürken kalan soru sayısı 7 ve Büşra Hanım'dayız. Ben de. Ürdün'ün üssü. Ürdün'ün üssü. 100 puanımız var Büşra Hanım bu soruda. Kategorisi kısaltmalar olacak. Geliyor.
2004 yılında adı değiştirilen ve kısaltması UWW olan uluslararası federasyondur. Dünya nokta 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 nokta. Süremiz başladı. Gelmedi. Buyurun Yaren Hanım. Dünya güreş güreş şampiyonası diyeceğim. Şampiyona olmuyor ama dünya güreş gelmedi. Buyurun Umut Bey. Dünya Güreş Birliği. Dünya Güreş Birliği. Kısaltması UWW. Doğru mu? Görelim. Tebrikler. Yaren Hanım da güreşi güzel gördü. Devamı gelmedi. Umut Bey tamamladı. Tebrik ederiz efendim. Kaldı 6 sorumuz final öncesi. Umut Bey seçiyor. Şey harfi olsun. Şanlıurfa'nın şeysi. 80 puan. Kategorisi sağlıkmış Umut Bey. Geliyor. Aniden kalbi duran kişinin kurtulmasını sağlamak için uygulanan bir tedavi yöntemidir. Süremiz başladı. Elektroşok. 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 Doğru mu? Görelim. Tebrikler. 5 sorumuz kaldı. Murat Bey seçiyor bu kez. Rize'nin R'si. Rize'nin R'si. 80 puan değerinde sorumuzun kategorisi televizyon olacak Murat Bey. Geliyor efendim. 80'li yıllarda televizyonda yayınlanan sadece beyaz bir çizgiden oluşan karakterdir. Süremiz başladı. Gelmedi. Tüm butonlar aktif. Buyurun Yaren Hanım. Bay Meraklı. Bay Meraklı. Doğru mu? Görelim. Tebrikler. Rakiplerinden hızlı gördü bu kez Yaren Hanım Bay Meraklı'yı. Artık kalan soru sayımız 4. Bir kez daha puan tablosuna gidiyoruz efendim. Final öncesi son 4 soruya girerken 1490 Murat Bey, 1030 Umut Bey, 790 Büşra Hanım, 580 Yaren Hanım. Geliyor harflerimiz Yaren Hanım için. Özün Ösü. Özün Ösü. 80 puan genel kültürden gelecekmiş bu kez sorumuz efendim ekranımıza. Uluslararası bilim dünyasında fizikçi Wigner'le birlikte soyadını verdiği bir fizik yöntemi bulunan TÜBİTAK ödüllü siyasetçidir. Süremiz başladı. Tüm butonlar aktif. Uluslararası bilim dünyasında fizikçi Wigner'le birlikte soyadını verdiği bir fizik yöntemi bulunan TÜBİTAK ödüllü siyasetçi. Bir merhum siyasetçi kim olabilir? Kutularımızdan bir tanesini açalım. 70 puanımız var. Bir kutu daha. 60 puanımız var. Umut Bey buyurun. Erdal İnönü. Erdal İnönü. Doğru mu? Görelim. Kutlarız. Evet, yeniden soru seçiyoruz efendim. Harflerimiz geliyor Büşra Hanım için. Manisa'nın M'si. Manisa'nın M'si. 80 puan değerinde mecaz kategorisinden geliyor sorusu. Gösterişsiz, sade, sofra veya yemekten bahsederken örnek verilen iki yiyecektir. Süremiz başladı. Gelmedi. Buyurun Yaren Hanım. Ayran ekmek. Ayran ekmek. Başka bir şey ekmek. Ayran ekmek mi aradığımız cevap? Değilmiş. Buyurun Murat Bey.
Soğan ekmek. Soğan ekmek. Evet. Gösterişsiz sade sofradan veya bir yemekten bahsederken örnek verilen iki yiyecek. Doğru mu? Görelim. Doğru. Kutlarız. Soğan ekmek cevabı Murat Bey'e kazandırdı. Böylece finalistlerimiz de netleşti efendim. Final turunda Murat Bey ile Umut Bey yarışacak. Birazdan yine keyifli bir rekabet bizi bekliyor. Nihai tabloyu görebilmek adına kim kaç puanla finale yükselecek onu görebilmek adına son iki sorumuzu da alacağız. Umut Bey'deyiz. Bursa'nın B'si. Bursa'nın B'si 80 puan. Kategorimiz sinema. Geliyor sorumuz. Yavuz Özkan'ın yazıp yönettiği, Hülya Avşar ve Mehmet Aslantuğ'un başrolü paylaştığı 1995 yapımı filmdir. Nokta 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 anatomisi. Süremiz başladı. Bir kadının anatomisi. Bir kadının anatomisi. Görelim. Tebrikler. Umut Bey finale yürürken kendi sorusunda puan kaybetmedi böylece. Bakalım Murat Bey ile son sorudan puan alabilecek miyiz? Geliyor efendim. Bursa'nın B'si. B söylendi değil mi? Pardon. Ona odaklanmıştım. Osmaniye'nin O'su. Acaba dedim Kastamonu'nun kendisinden gelirim. Osmaniye'nin O'su 80 puan değerinde. Kategorisi tarih olacak Murat Bey. Buyursunlar efendim. İkinci turumuzun son sorusu. Antik Mısır'ın tanınan hükümdarlarından olan hazineleri Mısır Müzesi'nde sergilenen firavundur. Süremiz başladı. Tutankamon. 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 Doğru mu? Görelim. Kutlarız. Yanlış mı söyledim acaba? Evet çünkü hayır, siz orada bir acaba bir sıkıntı mı var diye düşündünüz. Yani bir sessizlik oldu da. Tabii alıştık artık bütün sorularda çat çut butonları basılmasına. Bu soruda kimse butona gitmedi. Hatta o sessizliğe önce bir Büşra Hanım sesiyle alttan tepki vererek bilerek tepki verdi. Şimdi de kapanışı yapmış olduk efendim. Tutankamon cevabıyla. Tebrik ederiz Murat Bey. Teşekkür ederim. Son tabloya bakma vakti. Şu ana kadar toplanan puanlar 1650 puanla Murat Bey ben bilirim de lider olarak final turunda yarışacak. Umut Bey de 1170 puanla finalde. Kutluyoruz. Evet beyler, güzel puanlar aldılar. Evet. Hanımlar yarışın ortalarına hatta sonlarına kadar direndiler ama bir yerden sonra beyler tabloda öne geçti. Hanımlar kaçar puanla tamamlamış? Bakacak olursak efendim 790 puanla Büşra Hanım 3. olarak tamamladı. Yaren Hanım da 580 puan topladı. Tebrik ederiz. Evet, final turumuz var birazdan. Finale geçmeden önce veda edeceğimiz isimlerden birer cümle almak isterim. Yaren Hanım, nasıldı sizin adınıza yarış? Vallahi çok eğlendim. Arkadaşlar ve sizi burada tanımak, görmek çok büyük mutluluk oldu benim için. Çok sağ olun. İyi ki gelmişim. Çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz Yaren Hanım. Için. Bu arada sizin tahmininiz doğru çıktı. Murat Bey avantajlı tamamlar diye bekliyordunuz ve Murat Bey avantajlı tamamladı ilk iki turu. Sonra da Umut Bey diyordum. Sonra da Umut Bey diyordunuz. Onu da finale uğurladınız. Evet. Çok teşekkür ederim tekrar. Ben teşekkür ediyorum. Hepinize sağ olun. Sağ olun efendim. Büşra Hanım, sizin için nasıl? Çok eğlendim Alper Bey. Sizin olmak çok güzeldi. Arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Teşekkürler. İkisi de çok hak etti. İyiydi. Aslında o Murat Bey'in arka arkaya verdiği cevaplar dönemi dışında çok yakındı. Orada Murat Bey yarışı artık garantilemeye doğru adımlar atmaya başlamıştı. Hiçbir zaman yüzünüzdeki gülümseme eksik olmadı. O çok güzeldi. Bir yandan da başarılı hanımefendiler. Gerçekten hızlı bir rakip. Özellikle bir 5 soruluk periyodumuz var. O 5 soru bütün dengeyi değiştirdi. Biz tanımaktan, yarışmaktan memnun olduk. Çok teşekkür ederim tekrar. Biz teşekkür ederiz. Biz teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Arkadaşları başarılar diliyorum. Harikasınız. Madem alkışlıyorsunuz hep beraber alkışlayalım. Evet. Büşra Hanım. Büşra Hanım'ı yalnız bırakmayalım. Evet, artık final zamanı. Sevgili seyirciler, final turunun galibi kim olacak? Şu an önde olan Murat Bey mi yoksa ikincilik koltuğundaki Umut Bey mi? Arada sadece 3 soruluk fark var. 10 soruluk final turumuza geçiyoruz. Müzik.
Tekrar çok teşekkür ederim. Sevgili seyirciler, ben bilirim de son turumuza geldik efendim. Final turuna avantajlı yükselen isim Murat Bey. Umut Bey de ikincilik koltuğunda. 1650'ye 1170, 3 soruluk fark var demiştik. Hadi başlayalım finalimize. İlk sorumuzu Umut Bey ile birlikte seçerek. Buyursunlar kategori ekranımız. Bu akşam final kategorilerimiz coğrafya, hayvanlar alemi, romanlar, genel kültür ve müzikmiş. Hangisiyle başlayalım Umut Bey? Müzik diyelim. Müzik. Hı-hı. Cevabımızda göreceğimiz harf ise hangisi olsun? İ harfi mi, M harfi mi? İ harfi olsun. İ harfini birazdan cevabımızda göreceğiz. Eller butonda. Final turunun ilk sorusu geliyor. Murathan Munga'nın çeşitli müzisyenler tarafından seslendirilen, bestelenmiş şiirlerinden oluşan albümdür. Nokta 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 şarkılar. Süremiz işliyor. Bu soruda İki kutumuzu açma hakkımız var. Kutularımızdan bir tanesini açalım. Son 10 saniye, bir kutu daha. Son 6 saniye, 3 saniye, 2 saniye, 1 saniye demeden Umut Bey buyurun. Buz, yok yanlış kurdum kafamda. Bir daha düşünmeye çalışacağım. Süreyi doldurduk. Ve böylece sorumuzun da süresini doldurduk efendim. Murathan Munga'nın çeşitli müzisyenler tarafından seslendirilen, bestelenmiş şiirlerinden oluşan albümü. Sözle başlıyor mu acaba söz? Sözle başlıyor olabilir evet. Bakalım neymiş cevabımız? Söz verilmiş. Söz vermiş şarkılardı aradığımız cevap. Buradan iki yarışmacımıza da puan alamadık, sağlık olsun diyelim. Şimdi kategoriyi seçecek kişi Murat Bey. Coğrafya L. Coğrafya L harfini görüyoruz bu kez cevapta. Kahramanmaraş'ta bulunan ve 2018 yılında faaliyete geçen kış sporları merkezidir. Nokta nokta kayak merkezi Murat Bey. Karacaoğlan. Karacaoğlan kayak merkezi. Doğru mu? Görelim. Hayır dediler, Karacaoğlan değilmiş. Bu soruda 4 kutumuzu açma hakkımız var. Kutularımızdan ikisini açıyoruz. Son 20 saniye, Kahramanmaraş'ta bulunan ve 2018 yılında faaliyete geçen kış sporları merkezi. Bir kutu daha ve açabileceğimiz son kutu da açılıyor. Son 5 saniye. 3 saniye, 2 saniye, 1 saniye. Buyurun Umut Bey. 7 kayalık. 7 kayalık kayak merkezi dedik. 200 puan Umut Bey'e gider mi görelim. Hayır dediler. Buyurun Murat Bey. 7 kuyular. 7 kuyular kayak merkezi. Cevap doğruysa Murat Bey farkı 4 soruya yükseltecek. Bu kez oldu mu görelim. Tebrikler. Evet, 7 kuyular kayak merkezi finalde Murat Bey'e 200 puan kazandırdı. Efendim yeniden kategorilerimize dönüyoruz. Umut Bey seçiyor. Ben müzikten devam etmek istiyorum. Peki. Müzik kategorisinde kalan sorumuz M harfinin sorusuydu. Geliyor. Gülşen'in 90'lı yıllarda büyük bir çıkış yapmasını sağlayan şarkı ve aynı adlı albümüdür Murat Bey. Ve Adam. Ve Adam. Doğru mu? Görelim. Tebrikler. Kalan soru sayısı 7, aradaki fark 5 soru. Soru seçme sırası Murat Bey'de. Ben de coğrafyadan devam edeyim o zaman. Coğrafya. Peki efendim. Ne? Coğrafya kategorisinde tamamlıyoruz şu sorumuzla. Kuzey Ege'de aralarında Gökçeada ve Bozcaada'nın da yer aldığı coğrafi oluşumlara topluca verilen isimdir. Nokta nokta adaları. Bu soruda 3 kutumuzu açma hakkımız var. Kutularımızdan bir tanesini açalım. Ne adaları olabilir? Bir kutu daha. Son 10 saniye. Ve açabileceğimiz son kutuyu da açıyoruz. Buyurun Umut Bey. Bağcıönü. Bağcıönü adaları denir. Kuzey Ege'de aralarında Gökçeada ve Bozcaada'nın da yer aldığı adalara. Değiştirebiliyor muyum?
Boğaz önü. Boğaz önü. Evet, süresi içerisinde cevabını değiştirme hakkı vardı. Umut Bey Boğaz önü dedi. Doğru mu? Görelim. Kutlarız. Orada vücut diliyle iyi anlaştık. Evet, aynı öyle. Değiştirebiliyorsunuz. Tabii ki falan diye olsa o süreyi bitirecek. Tabii süreyi bitirecek. Evet. Sağ olun. Buyurun deyince Umut Bey'den, estağfurullah, Umut Bey'den cevap geldi. Böylece Umut Bey de şansını sürdürmüş oldu efendim final turunda. Şimdi kategori seçiyoruz. Umut Bey seçecek. Romanlardan devam etmek isterim. Peki. Yozgat. Yeah. Romanlar Yozgat'ın evet. Y'si. Eller butonda, sorumuz ekranda. Yüzüklerin Efendisi ve Hobbit gibi kitapların yazarı Tolkien tarafından oluşturulan kurgusal evrendir. Süremiz işliyor. Bu soruda 3 kutumuzu açma hakkımız var. Buyurun Umut Bey. Öbür Dünya. Öbür Dünya. 200 puan kazandıracak mı? Öbür Dünya. Görelim. Hayır dediler. Kutularımızdan bir tanesini açalım. Bir kutu daha. Ve açabileceğimiz son kutuyu da açıyoruz. Buyurun Murat Bey. Orta Dünya. Orta Dünya. Orta Dünya. Doğru mu? Görelim. Kutlarız. Evet, böylece aradaki farkı 5 soruya yükseltti Murat Bey. Bizim de elimizde tam 5 soru var. Eğer Umut Bey tamamını doğru cevaplarsa günün birincisi olacak. Bir soruda bile Murat Bey'den gelirse cevap veya hiç cevaplanmazsa Murat Bey artık günün birinciliğini garantileyecek efendim. Gidiyoruz kategorilerimize şimdi. Murat Bey seçiyor. Genel kültür Z. Genel kültür Z harfi cevabımızda göreceğimiz harf şu soruda. İstanbul'da coğrafi işaret tescilli pamuk ipliğinden el veya yarı otomatik tezgahlarda yapılan bürümcük bir dokumadır Umut Bey. Şile bezi. Şile bezi. Şile beziyle Umut Bey şansını sürdürecek mi? Görelim. Tebrikler. Böylece kalan soru sayısı 4 ve aradaki fark da 4 soru oldu. Soru seçme sırası da böylece Umut Bey'e geçmiş oldu. Geliyor kategoriler. Genel kültürü bitirelim, Iğdır. Peki efendim, genel kültür kategorisinin son sorusunu alıyoruz. Gölge oyununda Karagöz'ün Hacivat'a hitap şekillerinden biridir. Buyurun Murat Bey. Hacı Cavcav. Hacı Cavcav. Hacı Cavcav Murat Bey'i gün birincisi yapacak mı? Görelim. Tebrikler. Böylece son sorumuz oldu. Hacı Cavcav son cevabımız oldu. Son tabloya bakacak olursak efendim, Ben Bilirim'de birinci turumuzun, ikinci turumuzun ardından finale yükselen iki beyefendi yine güzel yarıştılar. 2450 puanla bu akşamın birincisi Murat Bey oldu. İkincimiz de 1570 puanla Umut Bey. Kutlarız. Evet, çok güzel yarıştık. Tebrik ederim öncelikle iki misafirimi de. Ne dersiniz Umut Bey, nasıldı sizin adınıza? Yani tüm rakiplerimiz, tüm arkadaşlarımız hem keyiflerinde oldukça güçlü rakiplerdi ama Murat Bey'in gücü bence oldukça iyi seviyedeydi. Ben güçlü bir rakibe karşı iyi mücadele etmeye çalıştım. Elimden geleni sergiledim. Gayet keyifliydi. Çok da keyif aldım. Süpersiniz. Bu arada az önce veda ettiğimiz hanımefendilere de söylediğim gibi sizin de başından itibaren hep enerjiniz yüksekti, hep güler yüzlüydünüz. Ve hani doğru cevap da gelse, yanlış cevap da gelse bizim için şerefti, onur da ağırlamak. Çok çok teşekkür ederiz Murat Bey. Çok teşekkür ederim. Sağ olun efendim. Çok sağ olun. Murat Bey artık ödül bölümündesiniz. Evet, övgü dolu sözlerine teşekkür ediyorum arkadaşımın. F harfinde bulamadım, estağfurullah diye cevap veriyor. Yani aslında böyle eğlenceli bayağı. Ben herhalde o deyimler bölümünde bir gaza geldim. O beni götürdü galiba anladığım kadarıyla.
İyiydi ama keyifliydi. Ben çok eğlendim yani. Süper. Çok teşekkür ederim tekrar. Sevgili seyirciler, siz de Ben Bilirim de bizimle birlikte yarışmak isterseniz efendim başvurularınızı www.tv360.com.tr adresinden yapabilirsiniz. Yeniden görüşünceye dek hoşçakalın.